Merhaba, ben Ahmet Akın. Değerli arkadaşlar, Akın Dil Eğitim Merkezi ve 7 senede öğrencileri için yine kelime ve deyim çalışması hazırladım. Burada deyimleri bir yandan söyleyip cümle içinde kullandım. Ayrıca bu gördüğünüz videonun altındaki indirme dosyasında bütün kelime ve örnek cümleleri bulabilirsiniz. Lütfen bu dosyayı indirip beni ekrandan takip edin. Kolay gelsin. Birinci deyimimiz team with. Team with dolu, cıvıl cıvıl, top dolu anlam veriyor. Earth teams with a staggering variety of animals. Dünya inanılmaz sayıda çeşitlilikte hayvanla dolu. Hayvanla cıvıl cıvıl dolu derken team with kullanıyor bakın. Including 9000 kinds of birds, 9000 kuş türü. 28,000 types of fish, 28,000 balık türü, and more than 350,000 species of beetles ve 350,000 böcek türünden daha fazla içeren hayvanla team with, top dolu, cıvıl cıvıl anlam veriyor. Team with, dolu, team with life, team with animals, team with organisms, aklında olsun. İkinci deyimimiz the pace of. The pace of değerli arkadaşlar bir şeyin hızı demek. Mesela ne diyelim, küreselleşmenin hızı, teknolojinin hızı, yeniliklerin hızı derken veya aşılamanın hızı derken kullanılan bir ifade. Bunu akademik metinlerde ve sınav parçalarında cümlelerinde çok görüyoruz. Buyurun, hem deyimin kendisi hem de iki örnek. The pace of change in Africa. Afrika'daki değişikliğin hızı. The pace of change, ki böyle kodlayın zaten. The pace of change in Africa has been unprecedented. Eşi benzeri görülmemiştir so far, son zamanlarda. Afrika'daki değişikliğin hızı son zamanlarda hiç görülmemiş ölçekte demek istiyor yani. The pace of change. The pace of globalization, küreselleşmenin hızı, is said to slow down, yavaşladığı söyleniyor. The pace of, yani hızı, the speed of demek. The pace of globalization, the pace of change. As to, about demek değerli dostlar. Yani about'ın yerine aynen koyabiliriz. As to what he said, as to where he went, nereye gittiği hakkında, nasıl olduğu hakkında demek için soru sözcükleriyle de sıkça kullanıyor. Bakalım hemen bir örnek cümleye. We have not so much information. Elimizde çok fazla bilgi yok. As to the use of Göbekli Tepe, Göbekli Tepe'nin kullanımı hakkında fazla bilgimiz yok. As to the use, about the use. Bursa örneği. Medical scientists, tıp bilimcileri, are trying to understand as to what causes AIDS. AIDS'in neyin neden olduğu hakkında anlamaya çalışıyorlar. Aslında hakkındayı çevirmiyorsun ama burada as to what, as to how yine İngilizce'de about anlamı vermek için kullanıyor. Medical scientists are trying to understand about the causes of AIDS. AIDS'in sebepleri hakkında anlamaya çalışıyorlar. As to what, as to where, as to how diye kullanıyor. Aklında olsun. Proponents and opponents. Pro, değerli arkadaşlar, kısaltıldığında pro kelimesi taraftar anlamı verir. Opposite'in opposu da zaten biliyorsunuz, opposundan hemen bunun zıtlık olduğunu anlarız. Proponent taraftar, opponent muhalif anlamı veriyor. A cümlesini okuyalım mı? Cloning is a controversial issue. Klonlama tartışmalı bir mesele. And therefore, ve bundan dolayı, it has both its proponents, hem taraftarlarına and opponents, hem de karşıtlarına sahip. Yani tartışmalı bir mesele olduğu için hem taraftarlarına hem de karşıtlarına sahip. Hemen diğer cümleye bakalım arkadaşlar. While proponents of cloning, klonlamanın taraftarları iken, praise its benefits, faydalarını överken, opponents on the other hand, muhalifleri öte yandan, criticize the ethical issues about cloning. Klonlamanın etik meseleleri hakkında eleştirilerde bulunuyorlar. Proponentlar praise övüyor, opponentlar criticize. İki farklı taraf olduğunu görüyoruz değil mi? Pro olanlar taraftar, oppo olanlar muhalif. Proponents, opponents. Proponents, opponents. Proponents, opponents. Pros and cons, artıları ve eksileri demek için kullanılıyor. Pro, taraftar demek ya, oradan hatırlayın. Pros and cons, artıları eksileri, artıları eksileri demek. Yani advantages and disadvantages gibi. Hemen A'ya gelelim. There are pros and cons of cloning. Klonlamanın artıları ve eksileri var. Which make the issue, ki bu da meseleyi, quite
controversial ki bu da meseleyi bayağı bir tartışmalı yapıyor. Çünkü hem prosları hem consları var. Artıları eksileri. Bursa örneğine bakalım. The pros and cons of drug use. İlaç kullanımının artıları ve eksileri. Matters in prescribing medicine. İlaç yazmakta önemlidir. Kayda değerdir. Burada matter önemli anlamında kullanılıyor. The pros and cons of drug use. İlaç kullanımının artıları eksileri. One size fits all. Her bedene uyan, herkese uyan demek değerli dostlar. Hani size beden ebat demek ya, bir terlik gibi düşün mesela. Her bedene uygun, her size'a uygun, uyan bir şey diye düşünün deyip. Aya bakalım şimdi. It's not easy to find a one size fits all solution. Herkese uygun bir çözüm bulmak kolay değildir. A one size fits all solution. Herkese uyan çözüm bulmak kolay değildir. Thus, you may have to make some sacrifices. Bundan dolayı bazı ödünler vermek zorunda kalabilirsin. Herkese uymuyor ya. If you are to be successful in management, yönetimde başarılı olmak istiyorsanız, you often need a one-size-fits-all policy. Genellikle herkese uyan bir politikaya ihtiyacınız olacaktır. If you are to be successful, başarılı olmak istiyorsanız, you often need a one size fits all policy. Herkese uyan bir politikaya ihtiyacınız var. Ne şiş yansın, ne kebap yansın için. One size fits all. Free will, özgür irade demek. Will, isteklilik, gönül anlatır ya. Free will, serbest irade, özgür irade. In democracies, demokrasilerde, people are granted with, provided with free will. Demokrasilerde insanlara özgür irade sağlanır. That is, namely, in other words, yani, they are given rights to make their own choices. Kendi seçimlerini yapma hakları onlara verilmiştir. People are granted with free will. Free will, özgür irade, serbest irade, bağımsız irade demek. Make a commitment, and içmek, kendini adamak demek. Yani make a devotion demek. A'ya bakalım. In order for you to be successful, başarılı olabilmeniz için you should make a commitment to your work. İşinize adamanız lazım. Kendini ona adaman lazım. And içmen lazım. I made a commitment. Kendimi adadım gibi. B. Dedicated people are those who have made a commitment to their goals. Kendi hedeflerine adama yapanlardır. And içenlerdir. Kendini adayanlardır. Adanmış insanlar, kendini adamış insanlar are those who have made a commitment to their goals. Kendini hedeflerine adamış insanlardır. Make a commitment and be successful. As if cümle başına gelir mi? Gelmez. Ama gelirse çok acayip bir şey anlatır değerli dostlar. As if eziktir, fiilin peşine gelir. Ama serzenişte bulunmak, espri yapmak, küçümseme yapmak, alay etmek için de kullanır. Hemen buyurun bir örnek vereyim size. Örnek A. As if the European Union did not have any other problem. Mış gibi. Avrupa Birliği'nin başka problemi yokmuş gibi. It now faces terrorism in various places. Şimdi de çeşitli yerlerde terörizmle karşılaşıyor. Sanki başka problemi yokmuş gibi derken past tense kullanıldığına dikkat eder misiniz? Çünkü if'in içinde verb 2 kullanınca, past kullanınca tersi doğru biliyorsunuz. Yani başka problemi de var. Ama sanki yokmuş gibi bir de üstüne çeşitli yerlerde terörizmle karşılaşıyor diyor. B. As if I did not have much work. Sanki çok fazla işim yokmuş gibi. I was assigned to prepare the annual report. Yıllık raporu hazırlamam için atandım ya da bana o görev verildi. Sanki başka işim yokmuş gibi. As if I did not have much work. I was assigned to prepare the annual report. Hey, come on! Gibi yani. Siz durmak demek biliyorsunuz. Bir fiilin önüne koyduğunuz zaman o eylemi ortadan kaldırmak için kullanılıyor. Hani soru çözerken seçeneklerde böyle bir şey koyarlarsa var olmayı kesti. Yani yok oldu demek istiyor. Cease to exist. Exist burada temsili değerli dostlar. With widespread vaccination, yaygın aşılamayla many diseases have ceased to exist. Birçok hastalık have ceased to exist. Var olmayı kesti. Yani yok oldu. Namely, yani they have faded from the world stage. Dünya sahnesinden kayboldular. Dünya sahnesinden yok oldular. Ceased to exist.
var olmayı kestiler. Due to the scandals, skandallardan ötürü de dolayı public support for the expedition, sefer için halk desteği ceased to exist, yok oldu. One way ticket ya da one way mission, dönüşü olmayan yol. Tek gidiş yani değerli dostlar. Tek yola bilet, tek yönlü görev gibi düşünün. Bakalım A örneği. A space mission to the sun, güneşe bir uzay gidişi görevi, is a one way ticket, gidişi dönüşü olmayan bir yol. In that nothing can bear the immense heat, hiçbir şey bu devasa ısıya dayanamaz. Emitted by our star, yıldızımız tarafından saçılan bu devasa ısıya hiçbir şey katlanamaz. Bundan dolayı a space mission to the sun is a one way ticket, dönüşü olmayan bir yol. B. Are you sure to accept the given assignment? Emin misin kabul etmeyi verilen görevi? Verilen görevi kabul etmekte emin misin? Please keep in mind, lütfen aklınızda olsun. This is a one-way mission. Bunun bir dönüşü olmayan yol olduğu aklınızda olsun. You may never make it back. Asla geri dönmeyebilirsin. It's a one-way mission. Dönüşü olmayan bir yol. The way, yolu eşittir how, yani nasıl yapıldığı. Hemen A'ya bakalım. I don't like the way you talk to me. Benimle konuşma yöntemini beğenmiyorum. Ya da I don't like how you talk to me. Benimle nasıl konuştuğunu beğenmiyorum. Bir EYDS'de de çıktı, YDS'de de çıkmıştı değerli dostlar. Bunu biz parçalar içerisinde de görüyoruz. I don't like the way you talk to me. The way görünce how. Hemen havlıyoruz. Yolu görünce havlıyoruz. The way, how. The way, how. Unutmayın. The way you talk to me, how you talk to me. Matter ve count kelimeleri bir şeyin önemli olduğunu anlatmak için de kullanıyor. What matters most, en çok önemli olan şey demek değerli arkadaşlar. Hatırlatalım. In business, işte what matters most, en önemli olan şey is the profits you make at the end, sonunda elde ettiğin kârdır. In other words, the ultimate aim, başka bir deyişle nihai amaç, in business, işte nihai amaç is to make revenues, gelir elde etmektir. What matters most, en önemli olan şey. B. What counts in politics, politikada önemli olan şey is to be able to convince people, insanları ikna edebilmektir. If you can't do so, eğer öyle yapamazsan, you'll fail. It matters, it counts, önemli, hatırı sayılır demek. Aklında olsun. Forge, demire şekil vermek için daha sık kullanılan bu ifade, oluşturmak demek için de kullanılıyor değerli dostlar. Forge something, bir şeyi şekillendirmek veya oluşturmak. Yani bir nevi yaratmak. Bakalım A'ya. Forging good relationships with people around you, etrafınızdaki insanlar ile iyi ilişkiler kurmak, oluşturmak will make you happy, sizi mutlu edecektir. B örneği. The humble ruler, mütevazı yönetici, managed to forge himself an empire. Kendine bir imparatorluk kurmayı başardı. Forge yourself an empire. Forging good relationships, iyi ilişkiler kurmak demek. A leap, sıçrama demek. The invention of internet, internetin icadı, was a great leap in human history. İnsanlık tarihinde büyük bir leap'ti, sıçramaydı. Leap diye sıçramış. As was the invention of the printing press, of course. Elbette matbaanın icadı da öyle. A great leap in humanity. Bursa. A leap in your life, yaşamınızdaki bir sıçrama, will provide you with many novel opportunities. Hayatınızdaki bir sıçrama size birçok fırsat sağlayacaktır. Hayatımızdaki leap diye sıçrama. Thus, do not miss the chance. Bundan dolayı fırsatı kaçırma hocam. Hayatında bir leap mi gördün? Bir sıçrama mı var? Yürü üstüne. Leap, sıçra gitsin. Be deemed to, olarak görmek, be regarded as, be thought as demek yani. Globalization is deemed to slow down with growing nationalization. Küreselleşmenin büyüyen milliyetçilik ile yavaşlayacağı is deemed to, düşünülüyor. Is deemed to, düşünülüyor. B örneği.
Once deemed too sluggish for passenger cars, binek arabalar için çok yavaş olarak bir zamanlar görülen dizel motorları, today diesel engines power a great many vehicles. Bugün birçok taşıtı güç veriyor. Power güç veriyor. Once deemed, bir zaman öyle görülen. Globalization is deemed to, dikkat, pasif hocam. Deemed to, regarded as demek.